Galatasaray'ın en değerli yerli oyuncularından bir tanesi ama bunun yarattığı zorluklar ve baskılar da var. Sezon başında bunu yaşadım. Zaman zaman taraftarın hatta kamuoyunun eleştirileri oldu. Bununla alakalı ne dersin? Ve sezona tartışılan performansla başlamanın sebebi transfer beklentisi. Çünkü herkes işte Atletico Madrid kalemi istiyor, Wolfsburg istiyor vesaire birçok kulüp yazıyor. Bu seni etkiledi mi? Yani bu haberleri yapan da sizlersiniz. Bu haberleri çıkaran da sizlersiniz. Ben bu en başından beri bana söylediğiniz zaman da ben hiçbir şekilde söylemedim. Bunları düşünmüyorum diye ben sadece futbolumu düşünüyorum. Tabii ki futbolcu her futbolcu, her Türk futbolcu Avrupa'ya gitmek ister. Avrupa'da kendini, ülkesini temsil etmek ister. Ben de bunu her zaman istiyorum. Bunu her zaman söylemişimdir ama benim tek bir amacım var. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak, Galatasaray'da kendimi gösterebilmek. Tabii ki eleştiriler herkes için oluyor. Bu eleştirilerden, bu zor süreçlerden çıkabilmek çok önemli. Ben de bu eleştirileri, bu şeyleri kendime daha fazla bir hedef olarak önüme koyuyorum. Buralardan çıkacağım, daha iyi olacağım diye. Bilmiyorum, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim yani. Safa Bey. Kerem merhaba. Şunu sormak istiyorum. 3 sene önce geldiğin zaman, 2,5 sene önce geldiğin zaman aslında geldiğinden beri 3 farklı kadroyla oynadın. Yani her takım sen geldiğinden beri her sene belli bir yapılanmaya gitti. Genelde geçen sene burada olan futbolculara hep bunu sormaya çalışıyorum. Yani tam olarak fark ne? Geçen seneyle bu seneyi en büyük sende kıyaslayacak faktörle bir de diyeceğim. Geldiğinde genç bir futbolcuyken şu anda cidden hani kaptanlık pozisyonuna takan bir oyuncuya dönüştü ve burada da çok fazla genç futbolcu var. Yani o kaptanlık pozisyonunu taktığını hissedebiliyor musun takım içerisinde? İlk sorunuza cevap vereyim. Geçen sene veya ondan önceki sene, ilk seneyle bu sene arasındaki farkı şöyle açıklayabilirim. Bizim aslında geçen sene de kötü bir kadromuz yoktu. Ama geniş bir kadromuz maalesef yoktu. Geniş bir kadromuz olmadığı için hem Avrupa'da hem ligde, aynı zamanda kupada da erken elendik ama aynı kulvarda gidecek veya bu süreci devam ettirebilecek geniş kadroya sahip değildik. Bu sezon hem geniş kadroya sahibiz hem de hem yıldızlarımız hem de daha tecrübeli oyunculara sahibiz. Hem ligdeki şampiyonluk yarışını kaldırabilecek potansiyelde oyunculara sahibiz. Bundan ziyade genç ve başarıya aç oyunculara da sahibiz. Bu bileşen birlikte olduğu zaman gerçekten başarı kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Bu anlamda hem yabancıların başarıya onlar da çok fazla aç. Şampiyonluk yaşamamış insanlar var, futbolcular var. Onlar şampiyonluk istiyor. Gençler zaten her zaman başarı istiyor. İki tarafta aynı birbirinden bu gücü aldıktan sonra bence biz şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesiyiz. Umuyorum şampiyonluğu biz kazanırız.